Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Yine sizlere 21 kiloyu rahatça hiç aç kalmadan verirken nelerden faydalandığımı anlattığım bir video hazırladım. Bu çok kolay, çok basit. Kahve severlerin her zaman yapabileceği tok tutucu bir karışım, bir kahve olacak. Ama size pratik bir yolunu göstereceğim bunun. Şimdi her gün ayrı ayrı hazırlamaktansa ya da günde iki kez içebiliriz bunu. Pratik bir karışım yapacağız ve kahvemizi onun içinden alarak içeceğiz. Her bir fincan için bir tatlı kaşığı Türk kahvesi olarak düşünüyorum. Bu büyük fincanlara da iyi gelir. Şimdi bu bir kişilik. Şöyle biraz doldurarak alacağım. Benim fincanlarım biraz büyükçe. Bu iki kişilik. Şimdi her iki kişilik fincana metabolizma dostu, tok tutucu, acıkmamızı geciktirecek ve şekeri dengeleyerek insülin direncimize de faydalı olacak tarçın var elimizde. İki fincan için silme dediğimiz, şöyle sıyırıyoruz. Çok olmasın çünkü tadı kaçmasın. Silme bir çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir fincan daha. Bir, iki, 3, 4, 5, 6 fincanlık hazırlıyorum şimdilik. Hadi 7 olsun, kahvem var. 7 fincanlık daha koydum. Şimdi her iki fincana bir kaşık koyduysak bunu 8 yapalım. Şimdi 8 fincan hazırladım. Her iki fincan için bir silme çay kaşığı tarçın. Yani 8'i 2'ye bölün 4 tane. 1 2 3 Tariflerimde de bazen silme yazarım ya da söylerim. Açıklamalara da yazarım tariflerimi. Ve 4. Silme dediğim böyle alınıyor. Yemek kaşığı olsun, tatlı kaşığı olsun. Şöyle siliyorsunuz. Tam böyle düz şekilde olanı silme diyoruz. Şuna tepeleme diyoruz. Şimdi kahvem hazır. 8 koymuştum. Bir de altında var 9. Çocukluğumdan beri kiloyla uğraşan biri olarak defalarca zayıfladım. Ve sonra çeşitli sebeplerle disiplini bozdum. Ve yine kilo almıştım. Şimdi 2 seneye yakın önce 21 kiloyu verdim. Ve tabii artık daha bilinçli, daha sakin bir hayatta sürdüğüm için diyetim hala gayet güzel devam ediyor. Sağlıklı beslenme bir ömür. Öyle kilo vereyim ondan sonra yayayım diyemezsiniz. Daha fazlasını alıyorsunuz. Şimdi diyelim ben 2 saat önce kahvaltı yaptım. Diyetisyenlerimin bana söylediği, daha önce doktor ve diyetisyen yardımıyla hep zayıfladım ben. Bu arada kahvemi de hazırlayayım ve yapayım sizin yanınızda. Bana söyledikleri her zaman hemen yemeklerin arkasından değil. En az 45 dakika, 1 saat sonra kahvemizi içmemiz. Çünkü o arada yediklerimizi güzel sindiriyoruz ve doygunluk sağlıyoruz. Hemen kahve içmeyelim. Çünkü kahve su tutucudur. Belki hazmı bozabilir. Bir de size önerim, kahveyi içtiğinizde her ne kahve olursa olsun yanında mutlaka bir de büyük su için. Çünkü kahve vücudumuzda çay gibi su tutucu. Onu hemen yerine koyalım. Sadece zayıflarken değil, ömür boyu sağlığımız için de. Şimdi ben kendime bir fincan kahve yapacağım. Karışımımı biraz daha da şöyle karıştırayım güzelce. Ben kahvaltı yapalı 1 saat oldu. Sabah kahvaltısını gayet sağlıklı bir kahvaltı yaptım. Yumurta, yeşillik, biraz zeytin, peynir ve çayla. Çoğunlukla da yeşil çayı tercih ediyorum. İyice karıştırdım ben bunu. Şöyle bir kaşık alıyorum. Öğleden sonra da yine öğlen bir şeyler ufak tefek yedikten sonra ya bir sebze ya böyle benim pratik yemeklerim vardır, kanalımda var. Yine ondan 1 saat sonra içiyorum kahvemi. Hani bu latte de olabilir, cappuccino da olabilir. Her ne içiyorsanız için mümkünse tarçın serpin ve yanında büyük bir suyunuz olsun. Dışarıda ben de çok kahve içerim. Hep şaşal suyum yanımda bulunur. Kahveden sonra o suyumu içerim ben. Şimdi fincanı da
Suyumu koyayım. Sürekli abonelerim bilir. Çoğu benimle birlikte kilo verdi zaten. Kanalımda diyet ve sağlıklı tarifler ve ayrıca zayıflama sürecimdeki tarif ve tüyolar diye kategoriler var. Oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Ve kilo verdiğim belki 500 kişi vardır. Bu Instagram'dakiler de dahil. Hep bu tarz şeylerden faydalandım. Sağlıklı içeceklerden ve ipuçlarından faydalandık birlikte. Şöyle koyalım. Biraz uzatıyorum mecburen. Benimle ilk kez karşılaşmış olan kişilere hem söylemiş olayım, bilgi vermiş olayım, sizler de faydalanın. Hem de sürekli abonelerime de bir hatırlatma olsun, bir motivasyon olsun istiyorum. Şimdi kahvemi kaynatacağım. Bu karışımım böyle duracak. Canım ne zaman tarçınlı kahve isterse buradan alacağım ve içeceğim. Bu neyi sağlayacak? Kolay kolay acıkmayacağım. Bir de üstüne su içeceğiz ya. Şekerimi dengelediği için açlık ve tatlı krizlerine girmeyeceğim. Ama açlık sürenizi aşırı uzatmamalısınız. 4-5 saati geçtiği zaman çok fazla yersiniz. O yüzden şöyle 3-4 saatte bir hafif yiyeceklerle vücudumuzu böyle bir kontrol altına alalım derim. O yüzden sağlıklı atıştırmalık dediğim işte kayısı, yanında birkaç ceviz. Ha bir de ne yaptım biliyor musunuz? Kuru ya da taze. Nasıl meyve olursa olsun yanında mutlaka bir iki ceviz, badem ya da ufak bir süt ya da yoğurt yedim. Biliyorsunuzdur. Meyvenin şekerini süt ve süt ürünleri de dengeler. Kuru yemişler de dengeler. Tek başına büyük bir meyveyi oturup yemeyelim ya da birkaç tane kuru meyveyi. Onun yanına mutlaka bir iki ceviz içi atın. O bile yeterli. Şimdi çalıştırayım kahvemi de yapayım. Şimdi ben bu kahvenin yanında bir de büyük su içeceğim için en az iyi bir kahvaltı yaptıysam sağlıklı. Poğaça börek değil. Ekmek hiç yemiyorum ben. Çok seyrek yiyorum. İyi bir kahvaltı yaptıysam benim saat 2'ye kadar acıkmamam lazım. Yani bir 4 saat boyunca. Eğer acıkıyorsam orada bir sorun var. Ya kahvaltım zayıftır, iyi besleyici bir şey yememişimdir. Ya da bir duygusal yeme, bir boşluktan gelen açlık vardır. Bu kahveyi de içtikten sonra sizin o kahvaltının üzerine 4 saat acıkmamanız lazım. Acıkıyorsanız bunun altında yatan nedeni bulun. Psikolojik mi yoksa insülin direnciyle ilgili bir şey mi? Ben de senelerce doktor ve diyetisyenler yardımıyla zayıfladığım için bilgilerim sağlamdır, iyidir. Yani uzmanlardan gelen bilgileri size aktarıyorum. Hiç merak etmeyin. Gerçekten zayıflık, daha doğrusu zayıflama kişiye özeldir. Metabolizmanızı, yaşantınızı ve altta yatan hastalıkları bilmeden çok katı diyetlere kesinlikle girmeyin. En büyük sakınca orada. Ben de çok gençken yaptım bunları. Sonra çok da zararlarını gördüm. Katı diyet yok. Aç kalmadan sağlıklı beslenme var. Kanalımdaki bu işte bitki çayları ya da otlarla hazırladım ama karışık otlar değil. En fazla işte maydanozdur, zencefil, zerdeçal. Çeşitli karışım, basit şeyler yaptım. Bunları yabana atmayın. Çok güzel iştah kapatıyorlar. Bizim en büyük problemimiz ne? Sık acıkmak. İşte bu tarz içeceklerle ya da arada yediğimiz ara öğünlerle bu sık acıkmayı mutlaka bastırmamız lazım. Dediğim gibi çok fazla da aç kalırsak yemeklere saldırıyoruz. Sürekli kilo alıp verenler beni çok daha iyi anlarlar. Bu dengeyi güzel kurmamız lazım. Açlıkla zayıflama olmuyor. Sağlıklı beslenmeyle oluyor. Bir de yürüyüş, hareket onlarla birlikte. Arada ben de yürüyüşe çıkıyorum. Yürümek gerçekten hem motive edici, hem diyetimizde destek, hem de biliyorsunuz bir ton vücudumuza faydası var yürümenin. Benim tarçınlı kahvem hazır. Yapacak, deneyecek olanlara hem afiyet olsun hem de şifa olsun diyorum. Şimdi diyet yapmak isteyen, zayıflamak isteyen çok arkadaşım vardır mutlaka beni dinleyen. Benim bu tariflerimi takip edin, abonem olun. Sık sık paylaşacağım çünkü ben de yapıyorum bunları ve sizlere de faydalı olacaktır. Hesabımı takip ederseniz huzurlu alt tire mutfak. Orada beni de tanıyabilirsiniz. Storylerde de, gönderilerde de resimlerim var. Ne kadar kilo verdiğimi televizyon programlarına çok çıktım ben. Orada bayağı topluydum. Son 21 kiloyu oradan da takip edebilirsiniz. Sık sık paylaşıyorum story'de. Evde yaptığım karışımları, çayları. Bakın yanına da
koca bir bardak su aldım. Susuz olmaz. Kahvemden sonra suyumu da içeceğim. Ama abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün paylaşımlarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. En güzel, en sağlıklı tariflerde ve tiyolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Herkese afiyet olsun.